Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ölüm. Ölenlere bayramken kalanlara matemdir, kederdir. İmdacımız derin, kalbimiz mahzundur. Lakin haddinden fazla keder ve kahır Allah'ı gücendirir. Peygamber Efendimiz nice ölüm acılarına sabır gösterdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebi, dünyaya yetim olarak geldi. Daha çocuk yaştayken annesini, ona kol kanat geren dedesini ve amcasını kaybetti. Hayat yoldaşı, sırdaşı Hazreti Hatice anamızı kaybetti. En büyük destekçisi olan amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit verdi. Yavrularını kendi elleriyle toprağa gömdü. Onun şefkatli kalbi bu acılar karşısında çok mahzundu. Oğlu İbrahim'in vefatında gözyaşı dökerken ashabtan biri yanına geldi. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? Ağlamayı bize yasak etmemiş miydin diye sordu. Efendimiz, ben ağlamayı değil, bağıra bağıra feryat etmeyi yasakladım. Zira kalp mahzun olur, gözlerden yaşlar dökülür buyurdu. O kutlu peygamber nice acılara sabır gösterdi. Lakin metanetiyle, davasına olan sadakatiyle yolundan asla dönmedi. Verenin de alanın da Allah olduğunu bilerek her türlü acıya göğüs gerdi. Şimdi bize düşen, Peygamber Efendimiz'den feyiz almak, onun yaptığı gibi takdir-i ilahiye boyun eğmek, acımızı yüreğimize gömmektir. Bilirsiniz ki, her gecenin ardında bir gün saklıdır. Biz sabır gösterirsek Allah yükümüzü hafifletir, kalbimizi ferahlatır. Şimdi siz de hem bir tunç gibi dirayetli, hem de gürül gürül akan bir çağlayan gibi coşkun olasınız. Olasınız ki düşman da, hain de sizi zayıf düşmüş belleyip üzerinize gelme cüretinde bulunmasın. Nereye defnedecekler? Bilmeyiz. Yalan söylersin Artuk Bey. Ertuğrul burada. Sen ne hakla obamıza böyle destursuzca dört nala girersin. Hele onu diyesin. Ben vazifem neyse onu yaparım.
Bunun için de müsaade alacak değilim. Ertuğrul'u buluncaya kadar bu böyle. Şimdi otağı arayacağız. Beri durasın Güner Bey. Bu iş haddini aşar bilesin. Dersizlik etmeyi. Bu otağa bugüne dek hiç kimse baskın verememiştir. Veremez de. Ertuğrul Bey'in üstünde idam fermanı var. İşimizi zorlaştırmayın. Nereye sakladıysanız söyleyin. Günalp Bey, Ertuğrul Bey korkak mıdır ki saklansın? Burada olsa evvela o meydana çıkar. Vuruşmak gerekirse vuruşur, ipe yürümek gerekirse aslanlar gibi ipe yürür. Bilmez gibi konuşursun. Ben vazifemi yaparım. Şimdi sizi son kez uyarım. Ne yaparsın Günalp Bey? Yoksa anana babana yaptıkları gibi sen de bizi mi kılıçtan geçirirsin? Ha? Bak Günalp Bey, Ertuğrul Bey hainlerin cezasını kesmeye gitti. Gayrı o hainleri hak ettikleri gibi bir ölüm bekler. Sen de bunlar nasibini almayasın. Doğruyu göresin. Askerleri toplayıp buradan gidesin. Hadi. Ne yapalım beyim? Kaleye döneriz. Ertuğrul Bey buraya gelirse, sizden ona bir haber giderse, bir kuş uçurur, bir rüzgar götürürse, ona deyin ki, yaptıklarının cezasını çekene kadar durmayacağım. Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamazlar. Selamun aleyküm Ertuğrul Bey. Ve aleyküm selam.
Seninle konuşacaklarım var. Beni hemen Ertuğrul Bey'e götür. Sen de kimsin? Sivas emiri Hüsamettin Karaca. Hüsamettin Karaca mı? Aldı bu hal aldığım. Akça otağımda koyup da gittim. Dönünce sana toprak giydirmek mi nasip olacaktı? Sana bunu yapanlardan intikam almazsam bastığım toprak mezarım, yattığım döşek kefenim, bindiğim şahbaz atım tabutum olsun. Aslan Hatun bizim için kendini feda etti. Onun yaptığı herkesin harcı değildir kardeşim. Sen hatununla mağrur olasın. Onun intikamını hep beraber alacağız. Alalım beyim. Alalım. Yalnız Aslan Hatun için değil. Tüm masumlar için. Zalimlerden intikam alın. Aslıhan Hatun ve tüm mazlumlar için. Gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş, kana kan. İntikam! 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 Ben de senin evladındım. Ben de senin için kardeşim Kılıç Arslan gibi canımı vermeye, atalarımızın kutlu devletini yüceltmeye hazırdım.
Sen beni tahtına layık görmedin. Lakin ben sana yaraşır bir evlat olduğumu kanıtlayacağım baba. Ne senin, ne kardeşimin kanını yerde koymayacağım. Devletimizi içten içe çürüten bu beladan kurtaracağım. Hoş gelmişsiniz sultanım. Avınız bereketli olmuştur inşallah. Hem de o kadar bereketli ki ana. Senin yakıp yıktığın, tarumar ettiğin ne varsa hepsini geri alacağım. Ben ava gitmedim ana. Sivas emiri Hüsamettin Karaca ile buluştum. Gayri intikamın zembereği kuruldu ana. Yoksa... Hüsamettin Karaca ile konuştum. Gerekli tedbirleri aldık. Hem de Ertuğrul Bey'in yanına varmış olmalıdır. İnşallah her şeyi iyi düşünmüşsünüzdür sultanım. Ben devletim için, babamın ve atalarımın şerefi için gereğini yaptım ana. Sen babamı öldürüp beni de Saadettin'in hizmetkarı kıldın. Şimdi ya Saadettin ya ben. Ya devlet ya oluk oluk kan. Bunun ötesi verisi yoktur. Gayrı bu yoldan dönüş de yoktur. Beyim, Artuk Bey gelmiştir. Yanına da biri vardır. Kimdir bilmem. Ona çok mühim bir şey olmadığı sürece buraya gelmemesini söylemiştim. Yanında biriyle geldiğine göre itimat ettiği biridir. Gelsin Abdurrahman. Selamun aleyküm Ertuğrul Bey. Aleyküm selam. Artuk Bey olanlardan bahsetti. Başınız sağ olsun. Eyvallah, sağ olasın. Başın sağ olsun Turgut Bey. Sağ olasın. Sen kimsin? Ben Sivas emiri Hüsamettin Karaca. Adını işittim. Hoş gelmişsin. Buyur hele. Oturun yiğitler. Buraya kadar zahmet ettiğine göre mühim bir şey olsa gerek Hüsamettin Bey. Sultanımızın hususi buyruğuyla geldim. Sultanımızın buyruğu mu? Nedir o? Bu. Emir Saadettin'in ölüm fermanıdır bu. Sultanımıza yazdığım mektupta istediğim vazife ikimize verildi Ertuğrul Bey. Saadettin köpeğin ipini beraber çekeceğiz. Sonunda sultan hayırlı olan kararı verdi demek. Saadettin köpek sultanımızın Amit seferini durdurup kendisi Samsat Kalesi'ne sefere çıktı.
Sultanımız onu bilerek gönderdi sefere. Sefer dönüşü ona tuzak kuracağız. Yanında ona sadık olan ve muzaffer olan bir orduyla dönecek. Bunun için hazırlık yapmamız icap eder. Köpek sefer dönüşü Sivas'a uğrayacak. Onu orada bekleyeceğiz. Evvela itimadını kazanıp sonra hiç beklemediği bir vakitte işini bitireceğiz. Ey Şah, bin yıl vardır ki devran benim gibisini görmedi. Onun bunun arsasına yerleştirdin beni bunca vakit. Lakin bitti. Senin meclisin bir ummandır kesinlikle. Heyhat, ummanda inciler dipte, çöpler yukarıda olur. Sen bunu göremedin. İmdi saltanat vaktidir. İmdi dipteki nadide incinin vaktidir. Samsat seferine çıkmak için hazırız Emir Hazretleri. Ordunuz sizi karşılamak için bekler. Gazamız mübarek olsun. Mübarek olsun. Zaferleriniz daim olsun. Eceline koş saadetim köpek. Eceline koş. Devlet erkanında köpeğe karşı olan kim varsa tek tek görüşmemiz icap eder. Hem köpek ölene kadar bize destek olmalılar, hem de köpek öldükten sonra devletin içinden nizamı sağlamalılar. Ertuğrul Bey, onlar da köpeğin korkusundan sinmiş vaziyetteler. Ayağa kalkmak için bir kıvılcım beklerler. Eğer onlara güç ve umut verirsek üzerlerine düşeni yapacaklardır. Bu vazifeyi bizzat ben alacağım. Köpeğe karşı olan kim varsa herkesi safımıza çekeceğim. Ertuğrul Bey, bu bizim tek imkanımız. Bu yolun sonunda ya köpeğin kanı dökülecek ya da köpek çok kan dökecek. Haydi o vakit. Devlet bizden imdat bekler. Ben Sivas'a giderim. Askerlerim beni bekler. Allah bizi utandırmasın. Amin. Yolun açık olsun. Gayrı zor, lakin kutlu bir yolculuğa çıkmaktayız. Yiğitlerim, alplerim. Gayrı zorlu, lakin sonu hayırlı bir vazife bizi bekler. Vakit
Devletimize dişlerini geçirmiş yılanın kafasını koparma vaktidir. Bu görklü devleti kurtarmak yalnız bizim elimizdedir. Gayemiz de, sözümüz de tektir. Devletin bekası, yurdumuzun selameti için hainlere ölüm. Hainlere ölüm! Haydi yiğitler, gazamız mübarek ola. Oktan ennesidir. Ertuğrul Bey! Sen de kimsin? Sana Hüsamettin Karaca'nın selamını getirdim. Hüsamettin Karaca. Atlar, tedbirli olun. Kimin kanı haktır? Saadettin itini. Rahat olun Alpler. Hüsamettin Karaca nerededir? Kargı tepesinde mağarada sizi bekler. Mühim bir mesele vardır. Ne ola sence Ertuğrul? Hüsamettin Karaca bizi yolumuzdan çevirdiğine göre mesele mühim olmalı ağabey. Tez vakitte yola koyulsak iyi olur. Kaleyi muhasara altına aldığımızda mancınıklarla durmadan surları döveceğiz. Askerlerimiz gece surların etrafında kurt gibi uluyup davul ve boru çalacak. Onlara huzuru da, uykuyu da haram edeceğiz. Korkudan başlarını bile çıkartamayacaklar. Kaleye gelen bütün yolları tutacağız.
bir buğday tanesi bile içeri giremeyecek. Açlıktan ve korkudan kaleyi bize teslim etmek zorunda kalacaklar. Direnirlerse Emir Hazretleri? Direnirlerse bütün ordumuzla üzerlerine varıp kaleyi başlarına geçiririz. Şimdi birliklerinizin başına dönün. Zafere kadar en ufak hata istemem ona göre. Emredersiniz Emir Hazretleri. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gel Kayral, gel. Emir Hazretleri. Ordugâhta bir sıkıntı yoktur inşallah. Ordugâhta her şey yerli yerince Emir Hazretleri. Lakin Konya'dan mühim havadislerimiz var. Hayrola? Sultan Gıyasettin ve anası Mahberi Hatun saraydan ayrılmışlar. Saraydan mı ayrılmışlar? Nereye gitmişler? Maalesef kimse bilmiyor Emir Hazretleri. Ne demek kimse bilmiyormuş? Sen ne dersin be adam? Sarayda kuş uçsa haberim olacak demedin mi? Sultan'la anası saraydan ayrılmış, sen karşıma geçmiş, nereye gittiklerini bilmem dersin. Emir Hazretleri... Kes! Kimseye görünmeden saraydan ayrılmak ha? Bu hayra alamet değil, hiç değil. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Hoş gördük Hüsamettin Bey. Bizi yoldan çevirmene sebep nedir? Gel hele gel. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük sultanım. Geç buyur. Şöyle otur. Tebdili kıyafet hayrolsun sultanım. Konya'da kötü bir vaziyet mi oldu? Henüz değil Ertuğrul Bey. Lakin olması yakındır. Saadettin Köpek kendine muhalif olan herkesi harcadı. Devletin tüm makamlarını ele geçirdi. Ordudan Adalet Divanı'na kadar. Sarayda dahi adım atamaz hale geldik. Herkes onun adamı. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Bize cellat gibi bakarlar Ertuğrul Bey. Biz de seninle konuşmak için tebdili kıyafetle gizlice çıkmak zorunda kaldık. Dibindeki yılanı ezmeyip büyümesine göz yumarsan... dişlerini evvela sana geçirir. Yazık ki yılanın yılan olduğu ancak... zehirleyince anlaşılır oldu. Belli ki Saadettin Samsat'ta zafer kazanırsa... Konya'ya varmadan evvel bizim işimizi bitirecektir. Emir Saadettin'in Samsat'tan zaferle dönmesini bekleyemeyiz. Samsat'a varmadan evvel işini bitirmemiz icap eder. Yılan ne kadar büyük olursa olsun, pusatımız kafasını koparmaya muktedirdir evvelallah. Bundan şüphem yok Ertuğrul Bey. Lakin bundan evvel halletmen gereken mühim bir mesele daha var. Emredin sultanım. Hayrolsun. Saadettin Köpek Emir Kamyeri'yi de yakalamış. Devlet için fevkalade mühim biridir. Onu yakaladıysa
Sarkomaz. Niyeti devlette ona karşı duran son güçlü emiri de bertaraf etmektir zaten. Emir Kamyeri'yi de öldürdükten sonra kimse ona ses çıkarmaya cesaret edemez. Emir Kamyeri'nin kendisine sadık, güçlü bir ordusu var. Bilirsin. Bilirim Sahmettin Bey. Bilirim. Emir Kamyeri ölürse köpek onun ordusunu da ele geçirecektir. Hem devlet gücü, hem ordu gücü muazzam olacak. Emir Kamyeri'nin köpeğin eline geçmeden mutlaka kurtarılması icap eder. Tez yola koyulalım. Bu sultanlı anası beni öldürmek için harekete geçmiş. Önümde muazzam bir zafer beni beklerken buna hiçbir şey mani olamaz. Bana bak Kayraldı. Her tarafa adamlarını sal. Sultanla anası neredeymiş öğrensinler. Saraya dönerlerse de ben Konya'ya gelmeden hiçbir yere ayrılmalarına müsaade edilmesin. Sarayda rehin mi tutacağız Emir Hazretleri? Evet, rehin tutacağız. Ben seferdeyken onların zihnimi meşgul etmesine izin veremem. Döndüğümde de bu meseleyi kökünden halledeceğim. Emir Kamyeri'den haber var mı? Yakalandı, tevkif edildi Emir Hazretleri. Huzura getirilmekte. Yarın yanınızda olur. Âlâ. Gelsin bakalım. Onun kellesini ellerimle alacağım. Samsat seferine çıkmadan önce onun işi bitmeli. Bitmeli ki ordusu da bize katılsın. Mallarını da müsaade ettirip benim hazineme koyun. Nasıl isterseniz Emir Hazretleri. Büyük fütuhat bizi bekler Kayraldı. Çok büyük. Samsat Kalesi'ni bir alayım. Sonra da düşmanlarımın kellelerinden bir tepe yapıp tahtımı da onun üstüne kuracağım. Gözcülerim, Emir Kamyeri'yi götüren askerlerin Yılanlı Dağ'a geçtiğini söylediler. Demek ki yarın akşam köpeğin ordugahında olurlar. O vakit tez yola düşmemiz icap eder. Şafak'ta baskın verip Allah'ın izniyle Emir Kamyeri'yi kurtaracağız. Biz de Konya'ya dönelim. Sultanım, sizin saraydan ayrıldığınızı çoktan öğrenmişlerdir. Gayrı Konya'ya dönmeniz tehlikeli olur. Bir daha saraydan çıkamazsınız. Peki ne yapalım Ertuğrul Bey? Şimdilik saraya dönmemeniz en münasibidir. Sultanım. Sultan Alaaddin gözümün önünde zehirlendi. Şehzade Kılıç Aslan ellerimde can verdi. Şimdi göz göre göre sizi de ölüme yollayamam. Ya ne edeceğiz? Kabul buyurursanız sizi obama göndermek isterim. Obana mı? Obaya sultanım. Benim obamda saraydan daha fazla emniyette olursunuz. Köpek belası bitene kadar obamda misafirimiz olursunuz. Doğru düşünürsün Ertuğrul Bey. Bamsı. Buyur beyim. Dumrul, Melikşah, Abdurrahman Oğuz'u da yanına alasın. Sultanımızla Mahpere Hatun'u obaya götüresin. Kestirme yolları, gizli koyakları bilirsin. Oralardan gidesin. Bilirim beyim, evelallah. Buyruk senindir. Ben atları hazır edeyim. Yolun açık olsun. Eyvallah.
İyi düşündün Ertuğrul Bey. Lakin sarayımı bırakıp gitmek benim içime dokunur. Sultan, hainler sarayda karabasan gibi kol gezerler. Gayrı orası size zindandır. Ne vakit hainleri yok edeceğiz, o vakit saltanatınızın güneşiyle sarayınızı yeniden aydınlatırsınız. Ben de obamı, akça otağımı geride bırakıp yollara düştüm. Devletimizi ve yurdumuzu hainlerden kurtarana kadar hepimiz vazifeliyiz. Siz de devletiniz için mühim bir vazifeyi yapıyor olmanın huzuruyla müşteri olun. Eyvallah Ertuğrul Bey. Sağ olasın Ertuğrul Bey. Kılıcınız keskin olsun. Yolunuz açık olsun sultanım. Haydi yiğitler. Biz de yola düşelim. Şafak vakti cenk bizi bekler.